tedavi edilebildiği sürece ve klinik kontrol yapıldığı sürece çok bir zararı yok. Bence ileri derecede olanları saldırganların, yoksa hani onun haricinde hayal kurmaktan başka çok bir şey yapmıyorlar sanırım. Bilmiyorum yani. Benim bildiğim kadarıyla şizofrenlik tamamen hayal dünyasında yarattığını yapmak olduğu için bence tehlikeliler aşırı derecede. Çoğu kez değil diye biliyorum yani. Daha doğrusu gizli gibi içimizi yaşıyorlar yani. Bildiğim kadarıyla değil. Sadece kendilerine ilgilendiren bir durum olduğunu biliyorum. Şimdi yani şizofreninin bir tane türü olmadığını biliyorum en azından yani. Daha tehlikeli versiyonları da olabilir. Daha sakin, kendi içinde yaşayan versiyonları da olabilir. Dolayısıyla kesin bir şey söyleyemem bununla ilgili. Şizofreninin ileri safhalarında böyle bir tehlike olduğunu biliyorum. Ama başlangıç aşamasında öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Aslında yerine göre tehlikeli olabiliyor. Yani nasıl diyeyim? Tehlikeli yani. Aslında yerine göre tehlikeli derken toplum içinde çok fazla yer edinemiyorlar zaten. Bildiğim kadarıyla da yer edindiklerinde de normal insanlar için, hani toplum için tehlikeli olabiliyorlar bildiğim kadarıyla. Bazıları tehlikeli aslında. Hepsi değil de. Yani bazen çok tehlikeli de olabiliyorlar tabii ki. Tabii. O yönleri de mevcut. Herkes değil ama bir kısmında var böyle bir eğilim yani. Ya o pek hastalıklı değil de onlara karşı verdiğimiz eğitim veya işte iyileştirme sürecindeki yapılan bakımlarla alakalı olabilir. Hayır canım, ne alakası var? Zannetmiyorum yani. Burada birçok aktiviteye katılıyor hastalar. Uğraş tedavilerine katılıyor. İşte takı, resim, boyama, mutfak çalışmaları, bahçede sera çalışmaları. Serada ürettiğimiz ürünlerle turşu yapıp öğlen yemeklerinde kendimize masamızı süslüyoruz. Hastalar ve personelimiz hep beraber hareket ediyor bu uğraşları yaparken. Görsem de el işleri, uğraşları yapıyoruz. Resim çizme, bilgisayar becerilerini kazanmaya başladık. Kütüphanemiz var. Orada kütüphanemizde kitaplarımız var. Arzu eden arkadaşlar merak ettiği kitap olduğu zaman getiriyor ya da burada okuyabiliyor. Diğer hastalar da faydalansın diye. Burada sürekli bir ilaç gözetimi altındayız. Hastalığımızın seyri takip edilmekte. Bu ilaçların vermiş olduğu kiloları görseme gelen diyetisyenler ve hemşirelerimiz sayesinde kontrolleriyle fazla kilolarımızı atıyoruz. Sabahları spor yapıyoruz. Spor alanımız var bahçede. İşte belediyemizin bize verdiği imkanlar var. Onlarla şey yapıyoruz. Seramız var. Yazın, kışın domates, biber ekiyoruz, salatalık ekiyoruz. Kendi ektiğimiz ürünlerden kendimiz yiyebiliyoruz. Yani tamamen doğal bir sebze oluyor. Bahçemizde çiçekler ekiyoruz. Yaz, kış açan çiçekler ekiyoruz. Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ile birlikte açılan kurslarla görevli öğretmenler olarak buradayız. Hastalarımız derslere girdikleri anda ilk etapta çok zorlandılar ama işte günden güne alıştıkça el becerileri artmaya başladı. Gayet rahatız. Arkadaşlarıyla ortamları çok iyi. İstediklerini yapabiliyorlar, tasarım yapmayı öğreniyorlar. El becerilerini geliştirerek farklı şemalar ortaya çıkartabiliyorlar. Burasının onlar için faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve her gün günden güne çok daha değişik, kendi istediklerini yapmayı öğrendiler. Arkadaşlarıyla sohbet ederek şunu şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz diye tasarım yapabiliyorlar. Bu kurslarımızın sonunda sergi açmayı planlıyoruz. Hastanemiz de bu konuda bize yardımcı olacak. Hastalarımız sergi için çok hevesler, yaptıklarını herkesin görmesini istiyorlar. Ve çok güzel şeyler ortaya çıktığı için onlar da sergilerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Ve bütün Eskişehir halkını da davet etmek istiyoruz sergimize. Burada çalışan personellerimiz var. Hemşirelerimiz, sekreterlerimiz, temizlik işlerimizi yapan arkadaşlarımız var. Bunlarla burada bir aile ortamında beraber duruyoruz. Benim iş arkadaşım yokken burada arkadaşlar edindim, çevre edindim. Yeni el işleri, el hünerleri, becerileri kazanmaya başladım. El becerilerim yoktu. El becerini yine kazanmaya başladım. Kendimi emekli olduktan sonra işe yaramaz, basit insan gibi görüyordum.
Ama görsem açıldıktan sonra el becerilerim olduğunu, toplumda ben de varım demeye başladım. Yeni başta bir hayat sunar gibi oldu. Görsemin açılmasıyla. Kurum sekreteri olarak görevim, kuruma gelen hastaların dosyalarını hazırlamak, kayıtlarını bilgisayar ortamında yapmak, dosyalama ve arşivleme işlemleri ile günlük giriş verilerini ay sonunda düzenli olarak bağlı olduğumuz hastanedeki istatistik birimine iletmek. Burada görevimiz temizlik. Sabahleyin 8'de işbaşımız var. İşbaşı yapıyoruz. Sabahleyin geldiğimiz zaman temizliğimizi yapıyoruz. Gelir gelmez çay yanlıklarımıza sularını koyuyoruz. Çaylarımızı demlediyoruz hastaların. Kendimizin. Hastaları karşılıyoruz güler yüzümüzle. Öğlen oluyor, öğlen yemeği oluyor. Ondan sonra gene öğlen çayımızı demliyoruz. Kurumun genel temizliğini yapıyoruz. Ondan sonra akşam oluyor tabii haliyle. Hastaları gönderiyoruz servisle evlerine saat 4 gibi. Tabii biz de akşam genel temizliğimizi yaptıktan sonra saat 5'te gidiyoruz. Burada güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Görevimiz sabah kurumun güvenliğini sağlamak, sabah 9.30'da hastalarımız geldiğinde hastaları karşılayıp, onların dolap anahtarlarını teslim edip, onların herhangi bir duruma karşı onların güvenliğini korumak, akşamüstü de onları arabalarına bindirip serviste göndermek. Kendi eğitimimize de çok önem verdiğimi belirtmek isterim. Henüz Eskişehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açılmadan, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Psikiyatri Bölümü tarafından tüm personelimiz bir eğitime tabi tutuldu. 30 Haziran 2011 tarihinde Profesör Mustafa Yıldız tarafından toplumsal ruhsal beceri eğitiminin temellerini öğrendik hep beraber. Önümüzdeki günlerde de yine Profesör Ayşen Esen Danıcı tarafından sosyal bilinç terapisi eğitimi ile ilgili bir programımız var çok kısa bir süre içinde. Bunların hepsi kendi eğitimimiz, hastalarımıza destek olmak ve onların toplumla bütünleşmesine faydalı olacağını düşünüyoruz. Burada yaptığımız ve hani yapmaktan dolayı çok mutlu olduğumuz bir aktivitede toplum ruh sağlığının seyir defteri vari bir çalışma yapıyoruz. Yani günlük yapılan her şeyi kaydediyoruz. Kayıtın önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki başkalarına da destek olabilmek için, başka kurumlara da. Hatta yine çok önümüzdeki günler, çok kısa bir süre içinde bir bülten çıkarıp tüm Türkiye'deki meslektaşlarımıza burada yapılanları yazılı ve fotoğraflarla sunmak istiyoruz. Bir logo çalışması yaptık. Bunda da kelebeği seçtik. Kelebek etkisinden de esinlenerek bir magnet yarattık ve bu da birçok meslektaşımıza ulaştı ve önümüzdeki günlerde kalanlarına da ulaşacak. Hastalarımız zaten yeterince hastalığın ve ilaçların getirdiği bir yük içinde. Toplumun bu konudaki etiketlemesi, onların baskısı da cabası. Bunu da aşmak için bazı toplum içinde bütünleştirme amacıyla geziler planlıyoruz ve yapıyoruz. Bunların içinde Eskişehir'in güzel parkları, küçük bir hayvanat bahçesi, müzeleri var ve bunlara düzenli geziler yapıyoruz. Toplumun diğer bireyleriyle kaynaşmaları, tanışmaları ve onların tepkileri de aslında çok hoşumuza gidiyor ve hastalarımıza katkıda bulunduğunu düşünüyoruz bunun. Bizler burada bir ekip olarak ve özveriyle sadece ilaçların hastalarımıza yeterli olmadığını da bilerek her hastanın topluma katılabileceği ve büyük katkısı olabileceğini düşünüyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. Kendimi iyi hissediyorum. Canım sıkılmıyor. Burada mutluyum. Burası sayesinde ailemin güvenini kazandım. Hayatım düzene girmeye başladı. Sosyalleştim ve hastalığımı tanıyarak onunla yaşamayı öğrendim. Etrafımdakilerle iletişim kurmaya başladım. Sosyalleştim, el becerilerim arttı. Kendime güvenim arttı. Ailemin de güvenini kazandım. Artık tek başıma çarşıya çıkabiliyorum. Hemşirelerimiz bize çok destek veriyor, onları seviyoruz. Burası çok eğlenceli. Neşem yerine geldi, el becerileri kazandım. Buraya başladığımdan beri iyileşmeye başladım. Burası bana çok şey kazandırdı. Uyumalarım azaldı. El işi yaparak kafamı rahatlatıyorum. Burası boşluğa düşmemi engelliyor. Dışarıda çalışamadığım için burası sosyalleşmemi sağlıyor. Hastaneye yatışımı engelliyor. Keşke daha önce açılsaydı. Spor yapma olanağı da kazandım. Burası bana mutluluk kazandırdı. Boş durmaktansa değişik faaliyetlerle ilgilenmek güzel. Burada arkadaşlıklar kurdum. Her yönden geliştim. Mutluluk, huzur, hastalığım hakkında bilgi, insanlarla iletişimi, hayatı tekrar başlamayı, hayatı sevmeyi öğrendim.
Üzerimde eskisi kadar ağırlık yok. Evdeyken çok uyuyordum. Şimdi uykularım azaldı. Ruhsal olarak kendimi kötü hissettiğimde gözlerim şaşı bakıyordu. Buraya gelmeye başladıktan sonra görmem düzeldi. Gayet iyi, memnunum. Burası sayesinde dışarı çıkıyorum. Diğer zamanlar hep evdeyim. Resim sayesinde mutlu oluyorum. Sıkıntım geçti. Daha huzurluyum. Yeni arkadaşlar edindim. Buraya geleli henüz bir ay oldu. Yeni arkadaşlar edindim. Önceden sokağa çıkmakta, yeni insanlarla tanışmakta güçlük çekerdim. İsterim ki her ilde toplum ruh sağlığı merkezleri açılsın ve çoğaltılsın. Benim gibi kronik rahatsızlığı olan arkadaşlar faydalansın ki kendilerini toplumda bir birey olduklarını fark edebilsinler.